Sesli köşelere hoş geldiniz. TR724'te yer alan Bülent Korucu'nun kaleme almış olduğu "Fare Dağ Doğuramadı" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı reformu stratejisi belgesini açıkladı. Günlerden beri AKP çevreleri umut pompalayıp yüksek bir beklenti oluşturdu. Açıklamadan sonra "dağ fare doğurdu" değerlendirmeleri yapılıyor. Hayır efendim, yanlış. Doğrusu şu: farenin dağ doğurabileceği gibi gerçekçi olmayan bir beklentiydi ve sürpriz çıkmadı. Doğal olarak fare dağ doğuramadı. Adalet Bakanlığı'nın internet sayfasında 2011'den beri çıkarılmış 6 adet yargı reformu paketi bulunuyor. Bu da nadide bir parça olarak koleksiyondaki yerini alacak. 8 yılda 7 tane yargı reform paketi kendi alanında bir rekor diyeceğim ama aklıma Berat Albayrak'ın neredeyse haftada bire düşen ekonomik reform paketleri geliyor. Bir fıkra anlatacağım. Erdoğan yolda giderken bir sihirli lamba bulmuş. İçinden çıkan cin her zamanki soruyu sormuş. Erdoğan da dileğini söylemiş: "Bizim damadın ekonomik reform paketi hayata geçsin." Cin, "Bu çok zor, başka bir şey iste," demiş. Erdoğan bu sefer de yargı reform paketini söylemiş. Cin biraz düşünmüş, "Şu senin damat doları kaçtan istiyordu?" diye birinci şıkka dönmüş. O kadar yani. Belki bana böyle ciddi meseleler bu kadar sulandırılır mı diye kızıyorsunuz. Fakat gerçekten ne paketin ne de açıklayıcıların ciddiye alınır bir yanı var. Düşünce suçlarında 5 yılın altındaki cezalar için istinaftan sonra Yargıtay hakkı verilecek diye sevinenlere insan hakları aktivisti avukat Eren Keskin'in cevabı kısa ve öz oldu. "Cezaevine 6 ayda değil, 1 yılda gireceğiz. Sadece bu kadar." Eren Keskin'e inanmayanlar internette "Yargıtay onadı" cümlesini yazıp arama yapsınlar. Çıkan sonuçlar gerçekten ürkütücü. Yargıtay Başkanı daha dün hükümetin açıkladığı bir icra programını ön sırada oturup icranın başını ayakta karşıladı. Erdoğan'ın açıkladığı paketi hararetle destekleyen ve avuçları patlarcasına alkışlayan yegane sivil kişi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'ydu. Avukatları yeşil pasaport cümlesi üzerine kameralar kendisine döndü. Bayram şekeri alan çocuklardan farksızdı. TR724.com Çakma Vaftizci Feyzoğlu. Daha geniş bilgi için şu portreye bakabilirsiniz. Erdoğan'ın birkaç cümlesini seçip yakından bakalım. "Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güvence altına alınması gibi birçok konuda önemli yenilikler getiriyoruz. Önünde basın açıklaması yapılamasın diye Ankara'nın göbeğinde insan hakları anıtını aylarca polis kordonunda tutan zihniyet söylüyor bunu. 3 kişilik bir gösteriye onlarca polisle müdahale edip başörtülü genç kıza kameralar önünde cinsel saldırı suçu işleyeni savunanlar yapacak bunu. Sistematik işkence iddiaları artık geride kalmıştır. Bu alandaki kazanımlarımızı korumakta kararlıyız." Bu cümleye en çok onlarca eski diplomata işkence yaptığı uluslararası toplumun bile gündemine giren özel ekip gülmüştür. Adamlar hala gözaltında ve işkence iddialarını yalanlama zahmetine bile katlanılmıyor. Avukatlara "büyütmeyin, onlar FETÖ'cü" demekle yetiniyorlar. "Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getiriyoruz." Bu ülkede 4000 civarında hakim ve savcı adli ve idari soruşturma yapılmadan görevden atıldı ve tutuklandı. Sürgün yasağı da dahil olmak üzere soruşturma ve kovuşturmaya yönelik yasa, anayasa ve uluslararası metinlerde düzenlenen hiçbir güvenceye riayet edilmiyor. Zaten var olup uygulanmayan güvencelerin suyunun suyu vaat olarak zikredilmiş. "Belirli görevler için mesleki liyakat ve mesleki kıdem şartlarını yeniden belirliyoruz." Herhalde HSK ve yüksek yargıda atayacakları partilileri daha kıdemliler arasından seçecekler. "Tutuklamaya yönelik yeni adımlar atıyoruz. Tutuklama tedbiri ölçülü uygulanacak. 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması hakkındaki kanun, hamile kadınlara 6 aydan daha küçük bebeği olan kadınların tutuklanmasını yasaklıyor. Kanunun 16'ya 4. maddesine göre hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren
6 ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren 2 ay geçince ceza infaz olunur. Kanun, kesinleşmiş cezayı infaz etmeyin derken, henüz iddianamesi bile olmadan tutuklanan hamile ve çocuklu kadınlar varken, bunu söylemek için utanmazlık ötesinde bir durum gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da Anayasa Mahkemesi'nin tutuklulukta hak ihlali kararları dahi saraydan talimat gelmeden uygulanmıyor. Aylarca sürüncemede bırakılıyor. Var olan uygulanmıyor. Yeni geleceği söylenene nasıl inanalım? En büyük müjde internet yayıncılığına. Bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfanın erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Wikipedia'nın en azından bazı sayfalarına ulaşabileceksiniz. Hadi yine iyisiniz. Bunları niye yapıyorlarmış? Yatırımcıya güvence için. Sizce onları kandırmak bu kadar kolay olabilir mi? O biçim damat gitti, ikna edemedi, diyor Bülent Korucu TR724'deki köşesinde.